Merhaba arkadaşlar. Satış yönetimi ve telefonda satış programımızda telefonla pazarlama ve satış ile devam ediyoruz. Bu bölümümüzde doğrudan pazarlama ve satışçı türleri, telefonla pazarlama sistemleri, müşterilerin doğrudan ve telefonla pazarlama uygulamalarına karşı tutumu konularını işleyeceğiz. Pazarlama genel anlamda önceden üreticiler, aracılar ve tüketiciler arasındaki değişim süreci olarak tanımlanırken günümüzde organizasyona ve onun paydaşlarına fayda sağlama amacıyla müşteri ilişkilerini yönetmeye yönelik bir süreçler dizisi ve örgütsel bir fonksiyon olarak tanımlanır. Pazarlama anlayışlarında meydana gelen bu değişimde gelişen teknolojinin etkisi büyüktür. Çünkü teknolojideki gelişmeler aynı zamanda tüketicinin istek, beklenti ve satın alma davranışlarını da değiştirir. Böyle bir ortamda ise işletmeler rekabet üstünlüğü elde etmek için teknolojinin sunduğu imkanlardan maksimum seviyede yararlanmaya çalışır. Bu anlayışlar içerisinde doğrudan pazarlama faaliyetleri önemli bir yere sahiptir. Doğrudan pazarlama, hedef pazardaki tüketicilerle aracısız ilişki kurma, hızlı ve ölçülebilir tüketici tepkileri alma ve uzun süreli müşteri ilişkileri kurmak için karşılıklı etkileşimlere dayanan bir pazarlama sistemidir. Doğrudan pazarlama tutundurma karması elemanı olduğu kadar dağıtım karması elemanı olarak da sayılır. Tutundurma faaliyeti genel anlamda bir fikri tutundurmak ve benimsetmek, mal ve hizmeti satın almaya ikna etmek ve bilgi kanalları oluşturmak amacıyla satıcı tarafından başlatılan tüm çabalar olarak tanımlanır. Bu faaliyette işletmeler tarafından kullanılan araçlarsa reklam, yüz yüze satış, satış teşvik ve halkla ilişkilerdir. Dağıtım ise genel anlamda işletmelerin ürünlerini müşterilere ulaştırmak için seçtikleri yoldur. Dağıtım faaliyetini yerine getirmek için işletmeler tarafından kullanılan araçlar dolaylı ve doğrudan dağıtım kanalları olmak üzere iki sınıfta incelenebilir. Doğrudan dağıtım sistemlerinde ürünlerin müşteriye ulaştırılmasında herhangi bir aracı kullanılmazken dolaylı dağıtım kanalında toptancılar, perakendeciler ve acenteler gibi çeşitli aracılar yer alır. Doğrudan pazarlama sisteminde tutundurma yönlü kullanılan araçlar telefonla pazarlamanın da içinde bulunduğu doğrudan yüz yüze satış ya da diğer bir ismiyle kişisel satış, doğrudan posta ve katalog, televizyon ve diğer medya araçları ile pazarlama, kiosk ile pazarlama, internet tabanlı elektronik pazarlama sistemleridir. Telefonla satış ve kişisel satış birbirine benzerlik gösteren doğrudan pazarlama araçlarıdır. Bu anlamda yüz yüze satışta yer alan satış elemanlarının türleri telefonda satış içinde geçerlidir. Satışçılar satış yaptıkları müşterilere göre ve gerçekleştirdikleri işleve göre iki ana başlıkta sınıflanır. Satış yaptıkları müşterilere göre satışçılar toptancı ve perakendeci olmak üzere ikiye ayrılır. Bu ayrımda herhangi bir ürünü satmak amacıyla satın alan müşterilere satış yapan personel toptancı satış elemanı olarak adlandırılır. Toptancı satış elemanları da kendi içerisinde üreticilerin temsilcileri ve toptancıların temsilcileri olmak üzere iki sınıfta incelenir. Üreticilerin temsilcileri pazarda satış mühendisleri ve satış danışmanları gibi isimlerle bilinirler ve ürünlerin toptancılara satılmasından sorumludurlar. Toptancıların temsilcileri ise pazarda plaseyer ve satış temsilcisi gibi isimlerle anılırlar ve toptancıdan sonraki satışlara, ürünlerin satılmasıyla ilgilenirler. Perakendeci satış elemanları ise ürünün nihai müşteriye satılmasından sorumlu olan personeldir. Satış noktasında satış yapan ve dışarıda satış yapan personel olmak üzere iki türde ele alınabilirler. Satış noktası olan mağazalarda veya benzer satış noktalarında satış yapan personele örnek olarak tezgahtarlar gösterilebilir. Dışarıda satış yapan personel müşterilerin olduğu yere giderek satış yapmaktan sorumlu kişilerdir. Satış personelleri gerçekleştirdikleri işlevlere göre ise sipariş getiriciler, sipariş alıcılar ve destek personeli olarak üç başlık altında sınıflandırılır. Sipariş getiriciler olası müşterileri satın almaya ikna eden yeni müşteriler bulan ve mevcut müşteriler ile de iletişimi geliştiren satışçılardır. Sipariş alıcılar işletmenin müşterileriyle ilişkilerini sürdüren ve siparişleri alan satışçıları ifade eder. Destek personeli satış yapmaktan ziyade satışları kolaylaştıran satışçılardan oluşur. Bu satışçılar koşullandıran, iş beceren ve teknik satıcılar olarak 3 gruptan oluşur. Koşullandıran satışçılar aracıları ikna etmeye yönelik çalışmalarda bulunurlar. İş beceren satışçılar aracıların tanzim, teşhir ve diğer tutundurma faaliyetlerine katkı sağlayan satışçılardır. Teknik satışçılar teknik özellikleri önem taşıyan endüstriyel ürünlerin tanıtımı ve sistemlerin tasarımı gibi konularda destek verirler. Bu programda ele alacağımız bir diğer konu telefonla pazarlama ve mobil uygulamalardır. Telefonla pazarlama genel anlamda yeni müşterilere ulaşmak, mevcut müşterilerin tatmin olma seviyelerini belirlemek için temasa geçmek veya sipariş almak için telefon operatörlerinin kullanılması olarak tanımlanır. İşletmeler telefonla pazarlama araçlarını yeni müşteri bulma, maliyet azaltma, yeni pazarlara ulaşma, müşteriyle iyi ilişkiler kurma, teknik desteklerini geliştirme ve bilgileri idare etme amaçlarıyla kullanırlar. Mobil pazarlama ise genel anlamda ürün ve hizmetlerin tutundurma ve iletişim faaliyetlerinde mobil telefonların kullanılmasıdır. Mobil pazarlamada itme ve çekme olmak üzere iki tutundurma stratejisi eş zamanlı olarak yürütülebilir. İtme stratejisi, firmaların veri tabanları üzerinden kişilerin cep telefonlarına ulaşması olarak tanımlanabilir. Bu stratejide satın almaya yönelik teklifler müşterilere sunulur. En yaygın şekli SMS ile kampanya, indirim gibi bilgilerin kullanıcılara ulaştırılmasıdır. Çekme stratejisi ise daha çok şifre gönder çekilişe katıl şeklinde olan mesajların müşteriye ulaştırılması ile gerçekleştirilir. Bu yöntemde klasik reklam araçlarıyla duyurulan kampanyaya kullanıcılar cep telefonları aracılığıyla katılırlar. Mobil pazarlamada telefonla pazarlamadan farklı olarak SMS, MMS, EMS, mobil e-mail, lokasyon bazlı servisler, Wi-Fi, video streaming ve broadcasting gibi mobil teknolojiler de mevcuttur. Telefonla pazarlama sistemlerinin temelinde iki önemli unsur bulunur. Bunlardan ilki çağrı merkezinin teknolojik altyapısı, ikincisi ise personelin niteliğidir. Telefonla pazarlama sistemleri iç yönlü ve dış yönlü olmak üzere iki sınıfta incelenir. İç yönlü sistem müşterilerden gelen aramaların muhatap alınmasıyla ilgilenir. Bu sistemde yer alan bireyler satış yapmakla yükümlü değillerdir. Dış yönlü sistemde telefon aracılığıyla satışla ilgili işlemler yapılır. İç yönlü sistem çalışanları daha çok mevcut müşteriler ve hizmet odaklı çalışırken, dış yönlü sistem çalışanları olası müşterilerle ilgilenir ve satış odaklı çalışır. Son olarak müşterilerin doğrudan ve telefonla pazarlamaya yönelik tutumlarına değinelim istedik. Doğrudan pazarlamaya yönelik müşteri tutumları, rahatsız edicilik, müşterilerin psikolojik direnci, bilgi odaklılık ve algılanan fayda, mahremiyet kaygıları olarak dört başlıkta ele alınabilir. Rahatsız edicilik kişilerin doğrudan pazarlama mesajlarından hoşlanmamasını ifade eder. Bu nedenle reklam mesajlarına tepki verirler. Algılanan reklam tepkisi müşterinin kişisel mahremiyetine, bilişsel süreçlerine ve kişisel iletişim araçlarına yapılan istemediği pazarlama uyaranlarına karşı verdiği kişisel tepkidir. Bu tepkiler ayrıca müşterinin doğrudan pazarlamaya karşı olumsuz tutum ve psikolojik direnç geliştirmesine de neden olabilir. Müşteriler kişisel bilgilerini paylaşmak konusunda isteksiz olmalarına rağmen kişisel tercihlerine ve tüketim ihtiyaçlarına hitap eden ürün ve hizmetlere ait bilgilerin kendilerine sunulmasına talep eden müşteriler de vardır. Bu tip müşterilerin reklamdan algıladıkları fayda daha fazla olur. Doğrudan pazarlama mesajlarına yönelik tutumu etkileyen bir diğer önemli faktör ise müşterilerin kişisel verilerinden kaynaklı duyduğu mahremiyet endişeleridir. Müşterilerin telefonla pazarlama faaliyetlerine karşı olan tutumları ve bu tutumlarına bağlı olarak oluşan müşteri profilleri ise bilgi odaklılar, rahatsızlık duyanlar, olumlu tutum besleyenler, mahremiyet kaygısı olanlar ve beni arama tutumu besleyenler olarak gruplanır. Bilgi odaklar telefonla pazarlamayı bilgi verici ve faydalı bulurken rahatsız olanlar bu mesajları faydasız bulur. Bu açıdan telefonla pazarlamayı faydalı gören müşterilerin tutumu olumludur. Ancak bazı tüketicilerse telefonla pazarlamaya beni arama tutumu besler. En katı ve olumsuz tutum bu müşterilerde görülür ve psikolojik direnç gösterirler. Kişisel verilerinin üçüncü kişilerle paylaşılmasından kaynaklı mahremiyet kaygısı taşıyan müşteri grubu ise telefonla pazarlama faaliyetlerine kayıtsız kalırlar. Görüldüğü üzere telefonla pazarlama faaliyetine karşı müşterilerin tutumları farklılık gösterir. Bu nedenle yapılacak pazarlama planlarının başarıya ulaşması ve görüşmelerde olumlu sonuçlar alınması için özellikle hedef kitlenin belirlenmesi açısından bu farklılıkları göz ardı etmemek gerekir. Evet arkadaşlar satış yönetimi ve telefonda satış programımızın telefonla pazarlama ve satış konusunu tamamlamış bulunuyoruz. Bu bölümümüzde doğrudan pazarlama ve satışçı türleri, telefonla pazarlama sistemleri, müşterilerin doğrudan ve telefonla pazarlama uygulamalarına karşı tutumu konularını işledik. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.